Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ara yayınları atölyem kitabında kesin ve imkansız olayla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, öncelikle kesin ve imkansız olayla ilgili bilgilerimize bakalım. Gençler, bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır, 0 ve 1 dahildir. Yani olayımız 0 olabilir, 1 olabilir veya bunun arasındaki değerlerdir diye söylüyoruz bir olayın gerçekleşmesi mümkün değilse o olaya imkansız olay denir. İmkansız olayın olma olasılığı arkadaşlar sıfırdır diyoruz. Bir olayın gerçekleşmesi %100 ise yüzde yüz ne demektir arkadaşlar? Kesin demektir. Yani tam demektir. Bu olaya kesin olay denir. Kesin olayın olma olasılığı birdir arkadaşlar. Zaten yüzde yüzü kesin olarak yazarsak yüz biri yüzden Bakın 1'e eşittir diye görmemiz gerekir. Evet arkadaşlar etkinliklerimize geçelim. Aşağıda verilen olaylardan kesin olaylara 1, imkansız olaylara 2 yazınız. Hava atılan arkadaşlar paranın dik gelmesi olayı gençler olasılık konusunda dik gelmesine imkansız diyoruz. Yani 2 yazıyorum. Hava atılan bir zarın üst yüzüne negatif sayı gelmesi. Gençler zarın üzerinde 1'den 6'ya kadar sayılar var negatif sayı gelemez. Yani imkansızdır. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne sıfır gelmesi. Yine birden altıya kadar sayılar var. Sıfır gelemez arkadaşlar. O halde bu da imkansız olaydır diyoruz. Evet devam ediyorum. 4 mavi ve 5 kırmızı top arasından seçilen Topun yeşil olması. Arkadaşlar şöyle düşünün. 4 tane mavi var. 5 tane kırmızı var. Bunlardan yeşil top olamaz. Seçeceğim top. O halde bu da imkansızdır diyoruz. Evet devam ediyorum. Havaya atılan paranın üst yüzüne tura veya yazı gelmesi. Arkadaşlar bakın buradaki ve veyalar bizim için önemli. Ya tura ya da yazı gelecek. Zaten başka bir alternatif yok. Demek ki kesin olaydır diyoruz. 1 olarak yazıyorum. İki kırmızı, üç yeşil. Topun bulunduğu bir torbadan çekilen topun kırmızı veya yeşil olması, yani ya kırmızı gelsin ya yeşil gelsin, evet bu da kesin olaydır diyoruz. 1 olarak yazıyorum. Evet devam ediyorum. İki basamaklı sayıların yazılı olduğu bir torbadan çekilen topun üzerinde bir basamaklı sayı olması. Arkadaşlar 10, 11, 12 gibi sayılarımız yazılı. Bunlar arasında bir basamaklı bir sayı gelemez yani imkansızdır diyoruz ve 2'yi yazıyoruz. Bir balığın ağacın tepesine çıkması arkadaşlar imkansız olaydır. 2 yazıyorum. Yeni doğan bir çocuğuna arkadaşlar yürümesi imkansız olaydır. Yani 2 yazıyoruz. Doğal sayıların bulunduğu bir torbadan çekilen topun negatif arkadaşlar tam sayı olması. Evet, doğal sayılar var. Negatif arkadaşlar sayılar doğal sayı olmadığı için bu olay imkansız olaydır. 24'ün çarpanlarının bulunduğu bir torbadan çekilen bir sayının 24'ü tam bölmesi. Gençler 24'ün çarpanları ile bölenleri aynı sayılardı. O halde bu sayılar 24'ün hepsini bölerler diyoruz. Yani kesin olaydır diyorum. 36'nın asal çarpanlarının bulunduğu bir torbadan çekilen sayının 5 olması. Gençler 5 36'nın asal çarpanlarından birisi değildir. Yani imkansız olaydır diyoruz. Evet devam ediyorum. Aşağıda verilen cümleleri tamamlayınız diyor. Havaya atılan bir paranın üst yüzüne yazı ve tura gelmesi. Arkadaşlar bakın burada veya yazsaydı durum farklıydı. V yazdığı için yani aynı anda yazı ve tura gelmesi mümkün değildir. Yani imkansız olaydır. 8 yeşil, 4 kırmızı ve 3 mavi topun bulunduğu bir torbadan çekilen topun sarı gelmesi. Arkadaşlar yeşil var, kırmızı var, mavi var. Bunlar arasından sarı topu çekmemiz imkansızdır diyoruz. İmkansız olaydır. Manisa, Mardin, Malatya illerinin yazılı olduğu kartlardan çekilen bir kartın üzerinde yazının ilk harfinin M ile başlaması Arkadaşlar Manas, Mar, Manisa, Mardin, Malatya. Üçü de M ile başlıyor. O halde bu olay kesin olaydır diyoruz. Hangisini çekersek çekelim. Mutlaka M ile başlayan bir kelime yazacak diyoruz. 4 mavi ve 8 yeşil topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen topun mavi veya yeşil olması. Arkadaşlar veya olduğu zaman yani ister mavi ister yeşil fark etmez demektir kesin olaydır. Havaya atılan bir paranın üst yüzüne yazı veya tura gelmesi bakın veya olduğu için kesin olaydır. 1, 3, 5, 7, 9 rakamların bulunduğu topların arasından seçilen bir topun çift gelmesi. Gençler bakın buradaki tek rakamlardır. Tek sayılar. Buradan çift gelmesi imkansızdır. Evet F'ye bakıyorum. 12'nin bölenlerin bulunduğu bir torbadan seçilen sayının arkadaşlar 5 olması olayı. 12'nin bölenleri bakın 1, 12, 2, 6, 3, 4'tür. Bunlardan bir tanesi 5 değil arkadaşlar. Demek ki imkansız olaydır. Evet devam edelim. Aşağıda verilen olaylara göre doğruları D, yanlışları Y olarak belirleyiniz. 4 mavi, başım 5 mavi 4 sarı top arasından seçilen bir topun sarı gelmesi arkadaşlar sarı olması kesin olaydır diyor. Arkadaşlar bakın sarı gelmesi kesin değildir. Çünkü mavi top da gelebilir. O halde bu bilgi yanlıştır. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne asal sayı gelmesi imkansızdır diyor. Arkadaşlar zarın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'lar gelebilir. Bakın burada asal sayılarımız var. O halde bu orayı imkansız diyemeyiz. Yani yanlıştır. Ama kesin de diyemeyiz gençler. Evet, devam ediyorum. Kesin olayın olma olasılığı 1'dir arkadaşlar. Evet, %100'dür. O da 1'e eşittir doğru. İmkansız olayın olma olasılığı 0'dır. Evet, doğru gençler. Evet, devam ediyorum. Ahmet kelimesindeki harflerin yazılı olduğu kartlardan alınan bir kartın üzerinde K yazması arkadaşlar. K harfin olması imkansızdır. Bakın Ahmet de bunları bir kartın üzerine yazarsam K harfini görmüyorum arkadaşlar. İmkansız olaydır yani doğrudur. İmkansız olayın olası durum sayısı arkadaşlar 3'tür diyor. Evet arkadaşlar imkansız olayın olası durum sayısı 0'dır. Yani yanlıştır. Evet devam ediyorum. Denizden gemiye binilmesi arkadaşlar imkansız olaydır doğrudur. Çünkü denizi deniz yoktur arkadaşlar. Türkiye'nin başkentinin Ankara olması imkansız olaydır. Arkadaşlar imkansız değil kesir olaydır diyoruz. Bu bilgi de yanlıştır diyelim. Evet gençler bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.